hükümetin açıkladığı kurallara uyuyor. Bir kısmı şey yokmuş gibi devam ediyor. Ne diyoruz? Hükümet burada bir son yayınlaşıyor. İtalya'daki koronavirüs olayını anlatıyor. Efendim. Peki insanların bir kısmı bunu uymuyor dediğini, özellikle buralarda herhangi bir şekilde acil durum planlamasından bahsetmişti başbakan. Bu yasağa uymayanlar hakkında ya da onların üzerinde herhangi bir irade kullanılabiliyor mu? Polisin en azından bu kolu kuvvetlerin bu çerçevede herhangi bir doğrudan önemi var mı? Açıkçası polis ve kolluk kuvvetleri bu durumu yakından takip ediyor. Kararname doğrultusunda bu kurallara uymayanlara yaklaşık 200 yıldan başlayan para cezaları öngörülüyor. En son düşen haberlerden biri de Parma'dan tatile gitmek için yola çıkan, Madrid'e gitmek için yola çıkan iki gencin durdurulduğu ve onların hakkında düzenli işlem yapıldığına dair bir haber elimize geçti. Bu şekilde şu anda hükümet Dow Jones %7,8 gerilemiş. Hiç böyle bir şey tanık olmadım daha önce. Bizim borsamız %6'nın üzerinde. %6-%7 arası. Zorlu 1,24 düşmüş. 1,24 diyorum. 1,24'e düşmüş. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine bizim havayolu şirketleri çok tepki göstermişti. Onlar rahatsız olmuştur. Çünkü bu durdurulan seferler havayolları kaynaklı, Veya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklı değil. Daha çok Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler çerçevesinde yapılmış bir adımdı. Şimdi onun faydasını görüyor. Talimatlar bir toplumda sanki Türkiye'de virüs var da durulmamış gibi intiba var ama ben şunu görüyorum. Birçok ülkede ki uygulamaları, tedbirleri bizde kıyasladığımızda bizden daha iyi hızlı adım atan ve bizden daha iyi... Doğru söylüyor. Aynı fikirdeyim. Bizim Sağlık Bakanı burada iyi not aldı. Ne diyorlar ona? Tekrar işlemler başladı Amerikan piyasalarında. Buradan bütün gelişmeleri gün boyunca Bloomberg HT ekranlarından paylaşmaya devam edeceğiz diyerek finans merkezini noktalamış Baksana Asya'dan gelen dolarlar karantinaya alınmaya başlanmış Amerika'da. Doları karantinaya alıyorsun. İlk defa duyuyorum ya. Şaka ya. Akbank %4,25 ile iyi dayanmış. Akşansa %12 düşmüş. Lan Akşansa mı alayım anasını satayım ya.